10 Ağustos, 16 Ağustos yengeç burçlarına neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerin evet çok yoğun ve süreç haftası başladı. Tatil kafasından hala çıkamadınız. Evet yorucu, hani giderken yorucu işleriniz vardı ve hala da yorucu işleriniz devam ediyor. O yüzden nereye nasıl yetişeceğim ya da ben hangi birine yetişeceğim diyeceğiniz bir hafta yaşayacaksınız. Ve ailede gereksiz kırgınlıklar ve gereksiz tartışmalar ve sözlü tartışmalar olduğu için de kafayı bir işe, bir eve verdiğiniz için sanki bu hafta kafa iki noktada olacak. Hem işte evde, evde de işte olacak bir noktadasınız. Bence bunu bu hafta bir dengeleyin. Çünkü işinizle ilgili bir hata yapıp bu bize sıkıntı yaratabilir. Ve bu kadar emek verdiğiniz bir noktada haksızlığa uğrayabilirsiniz. O yüzden evdeki sorunuzu bırakın. Bu hafta özellikle iş konularınızla alakalı dikkat etmeniz gereken zarar da görebilirsiniz. İhmal etmeyin diyorum. Kendi işini yapan özellikle ortaklı yengeçlere şey demişim, ortak ayrımında doğru karar ve yeri değiştirmede de doğru karar, ne yapacağınıza karar veremediniz ama evet ortak ayrım okey, mekanın alanını da değiştireceksiniz, eski işi mi yapayım yeni iş mi kararsızlığınız var, bence bildiğiniz işi yapın ve siz de sevilen bir esnafsınız, bence bu noktayı büyütmeniz doğru bir karar ama tek başınıza yapmanız ya da ailenizde inandığınız insanlar başınızda olursa sevinirim. Ortaklıkla ve liderliğiniz sizin hakimiyetinde olması gerektiği için kendi içinde yapıyorsunuz. Bu da hoşunuza ve ani böyle mimiklerinizin değiştiği gösteriyor. İşte konuşma vardır ya, böbürlerinizle yapıyoruz ya. Sizde de böyle bir, hatta bu özel sektör ya da büyük devlet sektöründe çalışan yengeçler için de içte böbürlenme ve sinirlenmeyi bırakın, dişlerinizi kasıyorsunuz ve dişleriniz kasılmaktan gıcırtı yapmaya başlamış ve uyurken de bunu yapıyorsunuz. Lütfen böbürlemeyi bırakın diyorum. Size lavanta demişim. Evinizde ya da işinizde lavanta, kuru lavanta ya da yaş lavanta, lavanta yani cüzdanınız ya da odanızın alanında yaş lavanta biriktirebiliyor, yapabiliyorsanız bravo. O bile enerjiniz için iyi gelecek. Siz güzel kokuları, güzel kokan her şeyi çok seviyorsunuz. Sizin enerjinize bu hafta lavanta. Yani bir hafta sonra kimse bunları yapmak zorunda değil ama bu haftaki enerjinizdeki böyle bir enerjiye ihtiyacınız var. Evliliğinde boşanmak isteyen yengeçler radikal bir kararla anlaşma noktasına geçiş yaptınız. Ama aşk konusunda şanssızım artık Emine abla beni de görsün diyorsanız biraz daha vakit var bebişim. Geçmişte beklediğiniz bir insanla yüzleşmeniz gerekiyor. Ve kalbinizde son zamanlarda kaybettiğiniz bir büyüğünüz ya da çok sevdiğiniz bir dostunuzu özleminiz var. Vaktiniz varsa mezarını gidip ziyaret edin ya da bir namaz kılın. Onun ruhuna şifa olarak geçsin diyorum. Saç dökülmeleriniz ve son zamanlarda bir estetik kafanız var bazı yengeçlerde ve zayıflama kafası var. Evet yapın. Özellikle estetik noktanızla ilgili burunla ilgili şikayet olan ya da dudağınızı biraz daha kalınlaştırmak istiyorsanız olabilir. Ben ama burunun estetik olmasına çok karşıyım. Hani botoksla eğer yukarı kaldırılıyorsa ne bileyim bir bilgim yok böyle şeylerde. Bunları dikkate alın. Çünkü yaradan bize en zor yaptığı şey burun. Yani eğer sıkıntınız varsa tabii ki operasyona eyvallah. Ama ben burnumu beğenmiyorum. Yüzüme Allah insanların yüzüne göre burunlu yapıyor. Unutmayın diyorum. Evet, lavantayı alıyorsunuz. Son zamanlarda da ufak bir tatil planınız var. İyi geçecek. Bir de kendi ailenizdeki tartışmalarla ilgili miras konularda özellikle dayı ve teyze ya da anneniz ve teyze ve dayılar arasında gereksiz sürtüşmeler biraz canınızı sıkabilir. Takılmayın. Onlar kardeş, her türlü kendilerini hallederler. Siz uzak durun diyorum.